Müzik kanımızda vardır. Ancak yaşımız büyüdükçe bunu daha iyi gizleyebiliriz. Çocuklarda bu pek işe yaramıyor. Bir melodi duyulduğu anda popolarını sallamaya başlıyorlar. Uç durumlarda yüz kaslarını oynatıyorlar ve kolları ve bacakları biraz kontrolsüz olarak hareket ediyor. Aferin. Bununla birlikte hareketli bebeklerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Çocuk yaşta müzikle birlikte hareket eden, hayatının geri kalanında da buna devam ediyor. Müziğin gelişimimiz açısından neden bu kadar önemli olduğunu önümüzdeki dakikalarda öğreneceğiz. Bir de müzikle en iyi nasıl alıştırma yapacağımızı. Müzik çocuklar üzerinde etkinleştirici bir etkiye sahiptir. Doğuştan gelen hareket dürtüsü ek olarak teşvik edilir. Şarkılı oyunlar, ritmik şarkılar ve hareketli oyunlar çocukların vücut deneyimini destekler. Sesler, tonlar ve ritim, motor becerilerin yanında çocuğun genel gelişimini de teşvik eder. Seslere tepki vermek, duyuların etkileşimini destekler. Yüksek sesli, alçak sesli, yavaş, hızlı, uyum becerisi tüm algıları harekete geçirir. Çocukları müzik yoluyla teşvik etmek aslında çok kolaydır. Çünkü ilk kalp atışından itibaren annenin kalp ritmine alışıktırlar. Yani müziği ya da ritmi sevmeyen bebek yoktur. Bu onlar için güvenlik anlamına gelir. Ve bu olumlu duygu, müzik ve bununla bağlantılı bir jimnastik dersinin kapanış şarkısı gibi ritüeller sayesinde tekrar hatırlanabiliyor. Birlikte müzik dinleyin. Bebeklere enstrümantal parçalar uygundur. Biraz daha büyüklerde buna söz eklenir. İçeriye dikkat edin. Ya da ritme katılmalarını sağlayın. Bu olağanüstü eğlencelidir. Hem koordinasyon hem de konsantrasyon geliştirilir. Davul olarak zemin, koltuk ya da bir anahtar kullanılabilir. Kuvak 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 kuvak. Küçük kurba küçük kurba kulağım nerede? Kulağım yok kulağım yok yüzerim derede. Kuvak 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 kuvak. Kuvak 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 kuvak. Ritim aynı zamanda iletişimdir. Özellikle grup halinde yapıldığında. Bu durumda ana dil pek önemli değildir. Çünkü iletişim müzik üzerinden kurulur. Bu, diğerleriyle bağlantı kurma olanağı verir. İletişimsel davranış ve sosyal davranış öğrenilir. Ve bebekken hayatında müzik olan kişiler, hareketi otomatik olarak keşfeder. Müziğin harekete dönüştürülmesi, müthiş bir öğrenme başarısıdır. Şarkıya eşlik etmeyi bilen, konuşmayı da daha çabuk öğrenir. Daha sonra ritim öğrenmeye yardımcı olur. Bir şey ezberlemek gerektiğinde, bir konuşma ritmi göz önüne getirilir, böylece ezber kolaylaşır. Çocuklar daha çok küçükken bile doğru zamanda doğru müzik sakinleştirebilir, teselli edebilir ya da güç verebilir. Önce müzikle bir sürü şey yaptık. Çocuklarla birlikte müziğe göre hareket etmek nasıl bir his? Benim oğlum çok eğlendi, müziği ve ritmi seviyor. Bunu doğduğundan beri yapıyoruz ve çok eğleniyor. Heike, Lukas da büyük bir hevesle katıldı. Müzik ve Lukas, böyle bir şey mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Hareketli bir çocuk ve müzik çaldığında çok daha hareketli oluyor. Zıplıyor ve dans ediyor. Aslında küçüklerden bunu hiç beklemesek de. Evet, küçük Leonie'den de beklemezdik ama neredeyse balerin gibi dans ediyordu. Zaten müziği çok seviyor. Sabahları uyandığında hemen müzik açıyor ve dans etmeye başlıyor. Müzik mutlu eder. Elbette evde birlikte ya da jimnastik ve spor kulübünde diğerleriyle birlikte şarkı söyleyebilirsiniz. Bu tür seçenekleri ve jimnastik konusuyla ilgili çok daha fazla bilgiye nerede bulacağınız, Baden-Württemberg Çocuk Vakfı'nın internet sitesinde özetlenmiştir. Bu sitede aynı zamanda hareketli bebeklerin bu ve tüm diğer bölümleri tekrar izlemek üzere kayıtlıdır. Siz de evde ya da jimnastik ve spor derneğinde bunları bir deneyin. Ve göreceksiniz. Hareket müzik sayesinde yaşar ve mutlu eder. Hareketli bebeklerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve iyi günler.